Merhaba arkadaşlar. Kahveden biraz yudumladık. Yine devam ediyoruz. Neye? Üçgenler konusuna. LGS hazırlık konu tekrarını sorularla yapıyorum. Daha önce söylemiştim. MEB'in de kaynak kitabındaki değerlendirme sorularını çözüyoruz. Bunu niye çözüyoruz? Siz olsanız, bir kitap çıkarsanız ve bir sınav yapacak olsanız kendi kitabınızdaki sorulardan da ne yaparsınız? Sorarsınız. O yüzden bu sorular önemli. Siz de ben bu kadarını seçtim. Siz hepsine bakabilirsiniz. İkinci üniteden toplam bakalım kaç soru seçmiştim? 22 tane sorum olması lazım. 23 tane affedersiniz. Bunların şu ana kadar 15 tanesini çözdük. 16. sorudayız. Peki. Şimdi arkadaşlar şekildeki KLM dik üçgeninde MK eşittir 10, KL eşittir 26 ve KM diktir, ML'dir. Hakikaten verdiği değerleri yerine koymuş olsak bakalım vermiş zaten 10, 26, 8, RL 8 ve KM, MN'ye, LM'ye dik bak. Gördüğün gibi KM, LM, ML'ye dik. NRLM dikdörtgenin çevre uzunluğu. Şimdi NRLM dikdörtgen neresi? Şu alan. Burası 8 ise burası da nedir? 8'dir. Şu uzun kenarı bulursan alanın çevresini bulabilirsin. Şimdi burası arkadaşlar şu MKL üçgeninden Pisagor'dan bulunabilir. Buraya x dersin. X kare artı 10'un karesi eşittir 26'nın karesi dersin. Fakat buradan daha kısa bir yöntem var. O da şu. Özel üçgenlerin katları da özel üçgendir. 10 sayısı 5 kere 2. 26 nedir? 13 kere 2. Hani bir bildiğim bir üçgen var. 5, 12, 13 üçgeni. Bak burası 5'in 2 katı. Burası 13'ün 2 katı. O zaman burası da 12'nin 2 katı 24 yapar. Orası 24 ise burası da 24. Arkadaşlar çevre eşittir 8 artı 24 çarpı nedir? 2. Dolayısıyla 2 kere 32'den cevabımız 64 oluverir. Evet. Bizim Azra burayı işaretlemiş. Böyle kalmış. Bakalım doğru mu yapmış? 17. sorudayız. Aşağıda birinci sütunda iki kenar uzunluğu verilen üçgenlerin dik üçgen oluşturabilmesi için ikinci sütunda verilen kenar uzunluğu ile eşleştiriniz. Yani ne oluşturacakmış? Dik üçgen. Şimdi özel üçgenleri böylece şöyle bir hafızamızı canlandıracağız. 6, 10 bakıyorum 7 olur mu? 12, 8, 17. Ne olabilir? 8 olursa ne olmuş olur bu üçgen? 6, 8, 10 üçgen olur. 3, 4, 5'in 2 katı. Peki. 24, 25. Ha, 7, 24, 25'i anımsattı bana. Değil mi? 7, 24, 25 özel üçgeni. Peki. 8, 15. Hemen 17'yi gördüm. 8, 15, 17 özel üçgeni. 5, 12, 13 değil mi? 5, 13 varsa o da 12'dir diğer kenar. 5 dik üçgen oluşturacak çünkü. 5, 12, 13 özel üçgeni. Tamam. Geçtim. Arkadaşlar, şimdi isterseniz biraz şöyle bir zoom yapı verelim sizin için. Görebiliyor musunuz? Peki, affedersiniz. 18. soruda ne diyor? Diyor ki, yandaki şekli inceleyiniz. Yandaki şekli inceleyiniz. Şekildeki A diyor, her üçgenin hipotenüs uzunluğunu bulunuz. Şimdi burada kaç tane üçgen var? Önce kaç tane hipotenüs var? 90'ın karşısında bir şu kenar var TB, bir şu kenar var TC, bir de TD kenarı. 3 tane hipotenüs var. Birinci hipotenüsü bulalım TB kenarını. TB kenarı nedir? 1, 1 ne olur burası? Kök 2 olur değil mi arkadaşlar? İkizkenar dik üçgen 45, 45, 90 üçgeninde 1, 1 ise burası kök 2 olur. Ya da Pisagor'dan bulacaksın. TB kenarı kök 2'dir. Peki TC kenarı bulalım. TC. AC kenarı kaçmış? Bak AB 1'miş. AB kenarına ne demiş? Kök 2. AB kenarı 1'miş. AC kenarı kök 2. TA kenarı zaten 1 değişmiyor. Bunu 1'in karesi artı TC'nin karesi eşittir. Kök 2'nin karesiyle bir şey oradan bulabiliriz. O da ne yapar? 1 artı 2'den 3 yapar. Peki TC ne olur arkadaşlar? TC eşittir. Kök 3 olur. TC'nin karesi 3 ise TC kök 3 olur. Gelelim. Bakın 3. üçgenin TD bunu bulmaya. TD'nin karesi eşittir. TA'nın karesi 1'in karesi artı ne diyeceğim? AD yani AD kaç? AD uzunluğu kök 3. Kök 3'ün karesi.
Buradan 1 artı 3'ten 4 gelir. Dolayısıyla TD ne yapar arkadaşlar? Neyin karesi 4'tür? 2'nin. TD'yi de bulduk. 2 bütün hipotenüsleri bulmuş olduk. Peki B şıkkına gel. Bu tamam. Birbirini takip eden dik üçgenlerin, bak, birbirini takip eden dik üçgenlerin diyor. Şu ATB bir dik üçgen, sonra ATC bir dik üçgen, sonra ATD bir dik üçgen. Bunların diyor kenar uzunlukları arasındaki örüntüyü belirleyiniz. Bak şimdi. Bunların kenar uzunlukları, dik kenarlarına bakalım. AB kenarı 1'di. Ne oldu? Kök 2. Sonra ne oldu? Bak, kök 3. Bir sonraki adımı düşün. Örüntü ne olur? Örüntüyü 2 adım daha devam ettirirsen neyi bulursun? Şöyle devam ettiriyorum. Bu buradan buraya kadarki kök 4 olur, değil mi? Bir tane daha devam ettirsem ne olur? O da bir adım daha devam ettirirsem. Hocam Mars'a yok. Oraya kadar gitme. Hop, kök 5 olur. Tamam. Yani örüntülü bir şekilde ilerliyor. Kenarlar arasındaki örüntüyü belirledim. Bak, 1, kök 2, kök 3, kök 4, kök 5 bu şekilde gidiyor. Dik kenarlar, diğerleri 1 zaten. Şurası değil mi? Bak, burası hiç değişmiyor. Şuralar değişiyor. Tamam, kıymetli öğrencim. Peki. Çok anlayışlısın. Teşekkür ediyorum. 19. soru. Yanda çizimleri verilen yamuk modelleri inceleyiniz. A şıkkı diyor. ABCD yamuğuna hangi dönüşüm yapılırsa A üssü, B üssü, C üssü, D üssü yamuğu elde edilir. Bak, biraz daha yakınlaştıralım, diyor mu şu soruya? Biraz daha bir yakınlaşamıyoruz mu? Heh, geldik. Bak, dikkat et. ABCD yamuğuna hangi dönüşüm yapılırsa diyor. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü yamuğu elde edilir. Bu dönüşümün X ve Y eksenlerinde kaç birim ve hangi yönde olacağını belirleyin. Şimdi ABCD yamuğu bu. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü yamuğu bu. Peki arkadaşlar, bunu ne yaparsan buraya getirirsin. Ötelemen lazım. Şekil değişmemiş çünkü, değil mi? Öteleme yaptığın zaman bu şekli döndürmüş olsa olmaz. Şekil değişirdi. Veya yansıtsa, değil mi? Olabilirdi. Böyle farklı görünebilirdi. Ama şimdi sadece bunu ötelemiş. Peki A noktası buradaydı. Ne kadar ötelemiş? Kaç birim? Aşağı doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim aşağı ötelersen bunları, bütün noktalar ne olur? Yerli yerince tekrar aynı cismi bu şekilde görürsün. Yani birincisinde yapılan iş Y ekseni doğrultusunda ne yapmışsın? Y ekseninde 8 birim ötelemişsin. Çünkü x'leri değişmiyor. Y'si değişiyor. Y ekseninde 8 birim ötelemişsin. 8 birim nereye ötelemişsin ama? Aşağı. Tamam. Birincisi tamam. Peki. Hangi yönde? Aşağıda. Hangi eksende? Y ekseninde 8 birim aşağı. Peki B'ye geldim. ABCD yamuğuna hangi dönüşüm yapılırsa A2 üssü, B2 üssü, C2 üssü, D2 üssü yamuğu elde edilir. Buna ne yaparsan bu yamuğu elde edersin. Bak, dikkat et. Sanki bu almışlar bunu böyle katlamışlar. Ne yapmışlar? Yansıtmışlar, değil mi? Yansıma olmuş. ABCD yamuğunu Y eksenindeki görüntüsü, yani Y ekseninde yansıtmışız arkadaşlar. B'deki ifade ne olur? Bu A'dakiydi. Bu B'deki. Y ekseni simetri ekseni olmak üzere yansıtmışız. Y ekseninde yansıtma yapmışız arkadaşlar. Yansıtma. Peki C'ye bakalım. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü yamuğu. Hangi yamuk? Bu yamuk. Bak, dikkat et burada. Yamuk değişti. Bunda değiliz artık. Buradayız. Bu yamuğa diyor. Ne yaparsan A 3 üssü, B 3 üssü, C üssü, D 3 üssü. Yani bu yamuk elde edilir. Şimdi dikkat eyle. Bak, A üssü noktası buradaydı. Şimdi nerede? A 3 üssü noktası olmuş. Yani sen şimdi buraya nasıl götürürsün bunu? Önce bir bu tarafa ötelemen lazım. Sonra yukarı doğru ötelemen. Yani önce bir sola, sonra yukarı. X ekseninde sola kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. X ekseninde C'yi çözüyoruz. X ekseninde sola 6 birim. Y ekseninde yukarı doğru 1 birim, değil mi? Y ekseninde yukarı doğru 1 birim ötelersen neyi bulursun? Bu yamuğu bulursun. Evet, var mı problem? Yok. Güzel. Hemen 20. soruya bakıyoruz. Bakalım mı? Ara mı verelim? Bakalım hadi. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Şekil hangi nokta etrafında dönüyorsa o noktaya dönme merkezi denir. Doğru. Değil mi?
Döndürülen şeklin ilk ve son görünümü arasında oluşan açıya hareket etme açısı değil, dönme açısı denir. Dolayısıyla yanlış. Herhangi bir doğru boyunca ötelemede şeklin ve görüntüsünün doğruya uzaklığı eşittir. Değil mi? Ötelemede herhangi bir doğru boyunca bak şeklin ve görüntüsünün doğruya uzaklığı nedir? Eşittir. Doğru söylüyor. Saat yönünde 90 derece dönme ile saatin tersi yönde 90 derece dönme aynı hareket midir? Şimdi ben size desem ki bunu 90 derece saatin aksi yönde yani şu tarafa doğru döndürsen neyi bulursun? Şöyle bir şey olur. Şurada bak bu sorudan buraya hani 20'den geriye dönmüş gibi oldum. Şöyle düşün. Oradaki yamuğu alayım şuraya çizeyim. Sen birinci bölgeden kaçıncı bölgeye atarsın bunu? Bir kere şöyle bir şekil olacak. Böyle bir şekilde bu tarafa ne yaptın? 90 derece döndürdün. Bu saatin aksi yönde. Saat yönünde döndürürsen neyi bulursun? O zaman bu böyle gelir. O zaman da şöyle bir şekil olur. Bu tarafa döndürürsen. Yani aynısı olmaz. Aynı hareket değildir arkadaşlar. Yanlış diyoruz. Tamam. Kıymetli öğrencim. Yani bu tarafa aa, hocam ne fark eder? İkisi de 90 derece değil işte. Tamam. Evet, Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.